Anlaşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözmek için bir kurum var. Arabuluculuk kurumu o da. 17 bin davalık konuyu çözdüler bugüne kadar da. Peki şikayetçi tarafların arasını nasıl buluyorlar? Kanlı bıçaklıları nasıl anlaştırıyorlar? Kanal D Haber'den Beril Oğuz bir arabulma görüşmesini izledi. Bakın nelere tanık oldu Beril. Dava nedir acaba? İşçi alacağından kaynaklı bir davamız vardı. Onunla ilgili görüşmeye geldik biz. Özgür Bey 6 yıldır çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra patronuna tazminat davası açtı. Mahkeme devam ederken arabulucuda buluştular. Davalardan izin aldık. Şimdi sürece biz de dahil olacağız. İşveren tarafı oluruz. Evet, işveren tarafıyız. Davalı ve davacı yanlarında avukatlarıyla ayrı ayrı geldi arabulucu Yusuf Gözel'e. Arabulucunun kapısını çalan davalılar içeride. Bakalım masadan nasıl bir sonuç çıkacak. Merhaba, biz de geldik. Mahkeme mi onları size gönderdi yoksa kendileri mi size başvurdular? Taraf vekilleri bize başvurdular. Ve görüşmeye başladılar. Ben tarafsızım, ben hakim değilim. Burada sizin adınıza bir karar vermeyeceğim. Davalılar taleplerini açıkladılar. Buyurun sizden başlayalım. Kıdem tazminatı. Fazla mesai ücretleri var. İşçi ve işveren anlaşamayınca arabulucu orta yolu bulmak için tek tek görüşme yaptı. Sonra dava nedeni tazminat rakamı yeniden hesaplandı. Toplamda 24 bin TL bir alacağı olduğu konusunda taraflar anlaşmış oldular. Davalılar arasında tek görüşmede ara bulundu. Mahkeme süreci beklenmeyecek artık. Adalet Bakanı'nın açıkladığı son rakamlara göre 17 bin davanın %90'ı bu şekilde ara bulunarak kapandı. Ekim'den sonra yasa tasarısı meclisten geçerse iş davalarının tümünde önce ara bulucuya gitmek şart olacak zaten. Bir çözüme ulaşma imkanı olmaz ise mahkeme yolu her zaman açık. Arabulucuların saatlik ücreti 120 lira. Aynı zamanda maddi kazançlı bir davaysa %6 da pay alıyorlar. Bu parayı her iki taraf aralarında paylaşarak ödüyorlar. Tebrik ederim. Teşekkür ederim.